Merhaba arkadaşlar. Bugün rüzgar yok. Sesim umarım düzgün geliyordur. Pazar günü sabahın köründe Aquincum adlı eski Roma yerleşimini göreceğim diye yollara düştüm. Çok acayip bir trene binerek buraya geldim. Şu bakımdan acayipti. Herhalde 40'lı yıllardan falan kalmaydı. Sürekli gıcırdıyordu. Değişik bir yolculuktu. Aquincum durağında indim tam olarak. Fakat işin tuhafı müze duraktan Aquincum adlı duraktan bir durak geride. O yüzden bir durak geride. Geriye doğru yürüdüm. Eğer Budapeşte'ye gelir ve bu müzeyi görmek isterseniz Aquincum durağında değil, ondan bir önceki durakta ininiz. Bu arada müze arkamda gördüğünüz yapı çok mütevazi diyeceğim. Gerçekten daha iyisini bekliyordum. Şaşırdım. Diğer yandan bugün Avrupa Kültür Mirası günü, daha doğrusu haftası. Bugün müzeler ücretsiz. Ve Macar halkı henüz uyuyor. Macar halkı, hepinizden önce uyandım ve geldim. Bir Allah'ın Macarı yok, bir Türk burada. İçeride çekim yapmaya izin var mı bilmiyorum. Eğer varsa biraz yapacağım. Ama asıl şeye gideceğiz. Arkeolojik alanda biraz dolaşırken bir önceki videoda verdiğim bilgileri daha da detaylandırmaya çalışacağım sizler için. Ortam acayip sessiz. İnşallah bir kafe ve bir tuvalet vardır. Tekrar merhaba arkadaşlar. Önce şeye doğru konuşayım. Müzede, Aquincum Müzesi'nde bir sürekli sergi var. Şunu içeriyor. Roma döneminden kalan büyü malzemelerini içeriyor. Nazarlıklar, muskalar, işte büyülü bir takım objeler olduğuna inanılan şeyler. Epeyce bir şey var. Genel olarak bahsedeyim. Aynı bugün de olduğu gibi özellikle yeni doğan çocuklara onları kötü ruhlardan ve nazardan korumak için bir takım nazarlık ve muskalar doğdukları andan itibaren takılırmış. Daha çok erkek çocuklarına nedense takarlarmış ama kız çocuklarına da takarlarmış ve aynı muskalar yetişkin kadınların mezarlarından da bulunmuş. Bu demek oluyor ki herkes takıyor. Herhalde bir yetişkin erkekler takmıyordur. Cinselli büyüler var. İşte yüzün içine yazdırmış niyetini adam. Ondan sonra şu kişi bana gelsin, beni sevsin, beni beğensin dercesine. Enteresan şeyler var. Ben bir de şeyi çok sevdim. Canlandırmaları çok sevdim. Sağda solda çizgi roman çizimlerini andıracak şekilde. Hatta çizgi roman okuyucuları da çizgi roman sahnelerinden alıntı gibi duran canlandırmalar var. Çok güzel olmuş. Burada Mısır'dan üstünde hiyeroglifler bulunan bir taş dahi var. İşte böyle. Burası müzenin herhalde en ilginç bölümü oluyor. Hoşuma gitti. Güzel yapmışlar. Ha, bu arada her şeyin İngilizce açıklaması burada mevcut. Diğer birçok müzede yeterli açıklama yoktu ama burada var. Bakalım üst katta bir şeyler var mı? Aquincum Müzesi'nden çıktım. Biraz yanındaki yürüyerek 5 dakikada varabileceğimiz sanıyorum müzenin ek binası olan bir yere geldim. Şu arkamda gördüğünüz rengarenk giyinmiş bey Hadrianus. Roma imparatorlarının belki de en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi deminden beri deli gibi yağmur yağıyor. Ben de müzenin önünde sürekli volta atıyorum. Yağmurun dinmesini bekliyorum. Müze bekçisi bey benden epey kullandı. Sadece şekil yapmaya geldim. Sayın müze bekçisi bey, şu arkada gördüğünüz bey. Çünkü size şu müzenin girişindeki özellikle Hadrianus heykelini göstermek istedim.
Hadrianus'un taç giymesinin 1900. seneyi devriyesi bu sene. Hadrianus milattan sonra 117 senesinde taç giymiş. Peki bu Budapeşte de bu şekilde bir müzede neden kutlanıyor? Bir önceki videoda biraz bahsettiğim şeyleri şimdi biraz daha açacağım. Şimdi bulunduğum yer Budapeşte de biliyorsunuz ortasından Tuna Nehri geçen bir şehir Budapeşte. Buda ve Peşte olmak üzere ikiye ayrılmış vaziyette aslında şehir. 19. yüzyılın sonlarına doğru hem burayı, ki buranın aslında genel adı Obuda, yani eski Buda. Buda'yı, yani yeni Buda'yı ve Peşte'yi birleştirmişler ve Budapeşte oluşmuş. Buranın adı neden Obuda, yani eski Buda? Onun açıklaması şu. Kral 4. Bleda, Macar kralı, Moğol akınlarından sonra, ki Moğol akınları 13. yüzyılda gerçekleşmiş bu civarlara, Moğol akınlarından sonra burayı terk etmiş. Halkını da alıp gitmiş ve bugün bildiğimiz Buda'yı daha güneydeki bir başka şehri kurmuş. Aynı isimle kurmuş. Dolayısıyla bu civarın adı da Obuda, yani eski Buda olarak kalmış. Şimdi ben aslında çok geniş bir arkeolojik alandayım şu an. Yağmur izin verirse size bir kısmını göstereceğim. Ağaçların altına geldim ki telefonum ıslanmasın diye. Şimdi buraların tarihi, Budapeşte'nin tarihi, Macaristan'ın tarihi Roma ile başlıyor. Nasıl başlıyor? Şöyle göstereyim biraz arkadaki. Yani aslına bakarsanız sadece şeyler kalmış. Duvarlar kalmış. Çok fazla bir şey kalmamış. Gördüğünüz gibi. Ama yine de görülmeye değer bir alan. Tarihini okuyarak veya benzer izleyerek gelirseniz daha keyifli gezebilirsiniz. Ama tabii ki kendinizin okuması daha iyi olur. Eğer sıkılmazsanız okuyun. Diyeceğim şu ki milattan önce 1. yüzyılda Roma, o dönemin büyük imparatorluğu Roma, buralara kadar gelmiş. Tamam mı? Batı ucu Britanya'da Roma'nın, düşünün. Doğu ucu da buralara dayanıyor. Ve Aquincum, yani şu an üstünde durduğum bu şehir, bir sınır şehri. Osmanlı tarihinden uç, serhat olarak bildiğimiz aynı anlamıyla bir sınır şehri olarak kurulmuş. Sınırın doğusunda kimler var? Türk kavimleri var ağırlıklı olarak. Peçenekler, Hazarlar, şunlar bunlar. Bir de İran kavmi olduğu söylenen Sarmatyalılar var veya Sarmatlar. İşte buraya bir şey kurulmuş. Roma Lejyon Kampı, yani askeri kamp. Askeri bir şehir aslında, military town diyebiliriz yani. Bir askeri şehir olarak burası kurulmuş, tamam mı? Sınırı korumak amacıyla. Şimdi Hadrianus'u niye bu kadar yüceltiyorlar ve kendisi için sergiler düzenliyorlar? Hadrianus milattan sonra 117'de tahta çıkmış, 21 yıl hüküm sürmüş ve hükümranlığı boyunca Roma'nın ne kadar eyaleti varsa gezmiş. Baş amacı da sınırları güçlendirmek. İmparatorluğu genişletmek değil, daha çok yer fethetmek, işte daha çok yağma yapmak, daha çok ganimet elde etmek falan değil. Adamın başlıca derdi, ya biz nasıl bir ülke yönetiyoruz onu bir görelim. Buymuş. Bir. İkincisi, sınırları güçlendirmekmiş. Orduları falan bizzat denetleyen ve çok enteresan bir adam. Babası Roma aristokrasisinden, Hadrianus'un. İlginç bir hayat öyküsü var. Şu meşhur duvarı var biliyorsunuz, sağa sola kurduğu. En önemlisi sanıyorum Britanya'daki. Dolayısıyla Macarlar da Hadrianus'un buralara yaptırdığı binaları, buraları mamur etmesini şereflendiriyorlar bir yerde. Şimdi yavaş yavaş yürüyerek konuşalım. Roma buraya geldiği vakit
Aquincum'u kurduğu vakit burada şey var, İlyalılar, bir Trakya halkı olan İlyalılar, bir de neden buralara kadar geldiği bilinmeyen bir Kelt kavmi olan Eravisciler var. Böyle yazılıyor, nasıl okunuyor, başka okunuşu var mı bilmiyorum. Roma buraya geliyor, işte burada koskocaman bir yerleşim yeri kuruyor. Milattan sonra 1. yüzyılda burada 6000 tane lejyoner olduğu düşünülüyormuş. 800 küsur tane de şey, yaya asker, piyade. Sürekli İngilizce düşünüp, yani İngilizce okuduğum için bunları Türkçe konuşurken biraz zorlanıyorum, kusura bakmayın. Çok geniş bir arazi gördüğünüz gibi. Epey geniş bir arazi. Bir dolu şey var. Bir dolu şey görmek mümkün. Benim ilgimi çeken şu oldu. Şimdi burası askeri bir kamp gibi, bir şehir gibi kurulmuş dedik ya. Burada bazılarınızın bildiği Mitraizm kültü çok güçlüymüş. Mitra, tanrının adı. Eski bir tanrı veya ilahi bir varlık. Sanskrit metinlerinde de geçiyormuş. Ama aslen İran kökenli olduğu düşünülüyor Mitra'nın. Roma'ya kadar ulaşmış kültü. Mitra, gerçeğin koruyucusu olan tanrıymış. Gerçeğin ve sözleşmelerin, anlaşmaların tapınakları yer altına yapılırmış. Enteresan. Ve Mitra'nın sırları, Mitra's Mysteries olarak geçiyormuş bu kültün adı. Adından da anlaşılacağı gibi epeyce gizli bir inanç biçimi. Bugün de hakkında çok fazla şey bilinmiyormuş. Askerlerin yoğunluklu olarak bulunduğu bir lejyon kampında bu kadar güçlü bir kült olması ilginç. Öte yandan şaşırtıcı değil. Biliyorsunuz her tür savaşçı grup bir tür broluk müessesesidir. Yani bir tür brotherhood, hani erkeksi bir arkadaşlık, dostluk, dayanışma grubu gibi bir şeydir. Çünkü adamlar hayatlarını ortaya koyuyorlar, onları motive edecek bir şeyler lazım ve aslında insan doğasının bir sonucu olarak diyebilirim. Dolayısıyla bir takım sözleşmeler, anlaşmalar, bir şeyler yapıyor olmalılar ki Mitra'yı kendilerine hani baş tanrı olarak seçmişler ve ona ibadet etmişler. Ya buradan tapınağı falan çıktığına göre gerçekten de bayağı güçlü bir kült olmalı buralarda. Enteresan geldi bu bana. Mitraizm. Google'layın daha çok şey öğrenmek isterseniz. Sonra efendim Roma'nın hükmü buralarda milattan sonra 3. yüzyıl civarı falan hafiften zayıflamaya başlamış, tamam mı? Sonra buraya bizimkiler de oluşmaya başlamış. Orta Asya'dan gelen pek çok Türk kavmi Karadeniz'in kuzeyini takip ederek bu civara kadar gelmiş. Kimler var bunların arasında? En önemlileri Avarlar. Alanlar var. Alan. Haklarında çok fazla bir şey bilmediğiniz ilginç bir Türk kavmi Alanlar. Avarlar, haklarında sanıyorum daha çok şey bildiğimiz bir Türk kavmi. Burada çok güçlü bir devlet kuruyorlar. 7. yüzyılda. Hunlardan, Atilla ve Hunlardan hemen sonra. Tamam mı? Atilla ve Hunları ayrıca işleyeceğim. O yüzden çok, yani hiç bahsetmiyorum bile. Atilla Hunlarıyla beraber 5. yüzyılda geliyor. Atilla öldükten sonra imparatorluk dağılıyor. Çok kısa süreli oluyor aslında bakarsanız onların buradaki varlığı. 6. yüzyılda ve 7. yüzyılda Avarlar geliyorlar. Öyle güçlü bir devlet kuruyorlar ki Bizans'a kafa tutacak vaziyete geliyorlar. Hatta 626 milattan sonra 626 senesinde İstanbul'u kuşatıyorlar. İranlı
Sasanilerle birlikte, onların ittifakıyla neredeyse İstanbul'u alıyorlar. O derece güçlenmişler. Fakat bu İstanbul'u fethedemeyince ne oluyorsa birden devlet gerilemeye başlıyor. Akabinde de Charlemagne'i da çoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenler lütfen Google'lasın. Çok zor şartlar altında yine çekim yapıyorum. Charlemagne'a yeniliyorlar ve yerleşik hayata geçiyorlar, karışıyorlar Avrupa toplumlarına. Tamam mı? O sıralarda on oğur diyeceğim çünkü on oğur demesi çok zor. On oğurlar geliyor. On oğurlar da yine bir Türk kavmi. Bir kabileler birliği. Bunların on oğuzlar olabileceği de düşünülüyor ama bambaşka birileri de olabilirler. On oğurlar burada Tuna Bulgar Hanlığı'nı kuruyorlar. O da yine çok güçlü bir devlet oluyor. Yine Avarlar gibi onlar da Bizans'a kafa tutabilecek derecede şey yapıyorlar, güçleniyorlar. Tamam. İşte 9. yüzyıl civarı Ortodoksluğu kabul ediyorlar. Ve yine onlar da Avrupa halklarına karışıyorlar. Bugünkü Bulgarların atalarının bir kısmını oluşturuyorlar aynı zamanda. Önceki videomda da bahsetmiştim. Hungary ismi, hani Macaristan'ın İngilizce yazımı olan Hungary ismi esasen Hunlardan değil, işte bu On Oğurlardan geliyormuş. On Oğur'un erken Slav kaynaklarındaki biçimi Ongri imiş. Onun Latince versiyonu da Hungary imiş. Ve tüm Avrupa dillerinden dillerine Latinceden geçmiş. Ay, düşmeden yürümeye çalışıyorum bir yandan. Ondan sonracığıma, yani buralar bu şekilde insanlarla dolmuş. Buralara Macarların gelmesi 9. yüzyıl. Nereden geldikleri tam olarak belli olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle onlar da yine önceki videomda bahsettiğim gibi bir Kuzey Asya halkı. Tüm bunları okuduğum başlıca kaynak olan Paul Engels, Medieval Hungary, The Realm of San Stephen adlı kitabın yazarı olan Paul Engels bunları yazıyor. Diyor ki bu, şimdi Macarlar diyor, bir Fin-Ugur, Ugrik diye yazılıyor İngilizcesi, Fin-Ugur diyeceğim. Söylenmesi daha kolay olduğu için bir Fin-Ugur dili konuşuyorlar. Bu Ural Altay dil teorisi vardır ya. İşte biz Altay ailesinden bir dil konuşuyoruz diye biliyoruz. Bu konuda da epeyce bir tartışma varmış. Son durum ne bilmiyorum. Dilciler söylesin. Ural kolunun da bir alt kolu var. Fin-Ugur. Macarlar da o dili konuşuyormuş. Şimdi Paul Engels diyor ki bu on oğurların ne dil konuştuğunu bilmiyoruz. Ama eğer bunlar da bir Fin-Ugur dili konuşuyorlarsa bunlar doğrudan Macarların asıl ataları olabilir diyorlar, diyor kendisi. Ay, yağmur çok arttı. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle. Macarların buraya gelişini de ayrıca irdeleyeceğiz sizlerle. Şimdilik bu kadar. Budapeşte'ye gelirseniz ve Roma tarihine meraklıysanız, tarihe meraklıysanız Aquincum'u görün diyorum. Yağmurlu bir günde de gelinebilir aslında. Ben çekim yaptığım için zorlanıyorum ama yağmurda da gezmesi oldukça zevkli. İşte böyle. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.